Evet, herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Mirzan Mahallesi'ndeyiz. Burası Bingöl'ün en tehlikeli bilinen mahallelerinden biri. Burayı gezeceğiz. Gerçekten tehlikeli mi? Yoksa böyle mi adlandırılıyor? Bunu göreceksiniz. İkinci olarak da ben zaten Bingöllüyüm. Belki bana tehlikeli gelmeyebilen şeyler de tehlikeli gelebilir. İki arkadaşımı özellikle getirdim. Biri Trabzonlu, diğeri ise Adanalı. Onların da deneyimlerini izlemiş olursunuz. O Adana'dan çıkmış zaten o. Nasıl göstereyim mi? Tehlike şeyi. Burası mahallenin girişi. Arkadaşlar bu da Adana'nın bağrından gelen. Tehlikenin Şarkı içinden Paşa, kopan kanka. Gelen. Şarkıpaşa. Hürriyet mi daha tehlikeli? Şarkıpaşa daha tehlikeli. Arkadaşlar kısacası İrem aksiyon arıyor. Aa, kendisi de burada. Ben de. Burada iki tane tehlikeli mahalle olduğu söyleniyor. Bir tanesi Mirzan Mahallesi, bir tanesi Yeni Mahalle. Benim şu an videoyu başlattığım yer, yani şu yol Mirzan Mahallesi'ne çıkıyor. Hemen şu arkamdaki kısım ise Yeni Mahalle'ye çıkıyor. Senin yanında emanet çekiyorum. Bir şey olmayacak. Savaş başlatsın. Ben yanınızdayım. Sakin olun, ben buradayım. Ağaçlara bakın erik var mı diye. Ya, arkadaşlar eriğin kilosu 250 lira, 350 lira olmuş. Ucunda var ama çıkmamış, küçücük daha. Bu ağaçlarda çıkmaz, bu ağaçlarda erik bile gideme yani. Yok. Burası en tehlikeli mahalle dedikleri yer. Bu ne, herkes kendi halinde. Evet, hani korkulacak bir şey yok. Ben de bir adrenalin falan bekliyorum. Çocuklar hep oyun oynuyor, hiç kimseye zarar vermiyor. Tehlikeli. Ya işte size bunu göstermek istedim. İnsanlar çekiniyor bu şehre gelmeden önce. İşte çok tehlikeli mahalleler varmış, Mirzan Mahallesi. Tek de gelmedim. Yabancı arkadaşlarımı da getirdim. Normal bir mahalle. Çocuklar oyun oynuyor. Ben yabancı değilim. Ben yabancıyım. Ama buraya ilk defa gelmiş olabilirim. Yok, ilk defa gelmedim. Hiç problem yok burada. İlk defa yürüyorum yani. Arabayla gelmiştim. Arkadaşlar İrem bir şey salladı. Ağaçlar erik dolu diye. Doğru, erik ağaçları dolu ama üstünde erik yok. Mevsimsel çıkmamış. Bu benim suçum mu? Diyordun dolu. Ben sana söyledim mevsimsel. Ağaçlar dolu işte. Ağaçlar çok var ama çıkmamış. Bu bakın. Horozları bile güzel yani. İrem o tavuk yalnız. Ne fark eder? Mahalleni olmak isterken ben horozları bile güzel. Bakın mahallenin kuzuları. Ya gerçekten öyle çok sıradan bir mahalle. Gece de geldim, gece de geliyorum ben. Gece de çekerim isterseniz. Herkes kendi halinde. Gerçekten hani korkmadan gelebilirsiniz. Bu yol mükemmel bir yere çıkıyor. Bu yol nereye gider bilmem ama gidiyor. Mükemmel manzarası olan bir yere çıkıyor Enes. Gidelim bakalım ya. Bir daha söyleyemem. Fatma İlal yoruldu. Bir de dedik ki hani şurada otur. Enes de diyor ki inşallah dönüşte seni bulabiliriz. Hani o kadar ki ön yargılılar. Ama halledeceğiz. Fatma İlal dönüşte seni alacağım. Beni burada unutmayın. Sakın başka bir yerde oturamam, orada otur. Sakın konum değiştirme. Bir de biri sana laf atsa sarma şeyi yap. Hayır, sarmış gibi davran. Fatma İlal, sakın bu mahalleyi. İşte bu taktikte kaybedersin Fatma İlal. Duymamazlıktan gelecek. Sakın kimseye el işareti yap, tamam mı? Söylemiş gibi davran. Otur, başına bela açma. Fatma İlal, ebele hubele yap seni. Ya bura, ay ne kadar güzel ötüyor kuşlar. Bu mahallenin manzarası da çok güzel. Yani şehrin dışında olduğu için ama merkeze de çok yakın bir mahalle. Yani Bingöl merkezden buraya yürüyerek 3 dakikada gelebiliyorsunuz. Çarşının hemen dışında ama sanki çarşıya çok uzak bir mahalle gibi gözüküyor ama aslında değil. Ve bir anda hani 3 dakikada merkez atmosferinden bambaşka bir atmosfere geçiyorsunuz. Yeşilliklerin daha bol olduğu bir atmosfer. Bakın çok sıradan, herkesin kendi halinde olduğu bir mahalle yani. Gayet hani güzel binaların olduğu, şöyle eski yapıların da daha az olduğu
bir mahalle. Eskiden daha fazlaydı. Sonra tabii çarşıya yakın olmasını kullanan müteahhitler arsalarını insanların aldılar daire karşılığı. Her şey böyle yeni yeni binalar. Her taraf. Güzel şuranın manzarası. Evet. Üst kısımlara doğru çıktıkça daha şu eski yapılar, daha böyle müstakil evlerin sayısı daha da artıyor. Ama hemen yan tarafında da yine siteler mevcut. Burası çarşıya göre daha ucuz diyebiliyorum. Kiralar. Arkadaşlar burası gerçekten eskiden daha tehlikeli bir mahalleydi. Şu siteleşme olduktan sonra, yeni yapılar olduktan sonra bu mahalle daha böyle sakinleşmeye başladı. Olaylar azalmaya başladı. Şu anda da yok denecek kadar az. Eskiden evet vardı, doğru. Ama şu an az. Yani bunlar aslında bir ön yargı. Önceden olan şeyler. Şu an yani bu şehre gelmeyi düşünenler varsa aklınızda hiç öyle bir kuşku olmasın. Burası daha ucuz çarşıya göre. Buradan gelip Epstut'ta yaşayabilirsiniz. Yani çarşıdaki bir okula atanan bir öğretmen Enes. Buradan yürüyerek 3 dakika. Evet, burada Bingöl'ün her yerinden çok rahat. Evet. Yani. Her yere çok rahat ulaşılabilir. Hem daha ucuz hem de yakın. Ya belki kışın yani şu yol karlı olur. Evet. Okula mesela öğretmensiniz ya da çalıştığınız kuruma giderken zorlanırsınız. Taksiye biner. Buradan otobüs yok ama çarşı merkezden kalkıyorlar. Her tarafta çocuk sesleri, kuş sesleri. O kadar çocuk sesleri o kadar güzel değil de. Neyse. Ya bilmiyorum, belki hani ne bileyim şu evlerde yaşıyor olsaydım, şuradan şurası benim odam olsaydı, ders çalışıyor olsaydım sürekli çocuk sesinden de rahatsız olurdum. Evet. Yani ders çalışırken rahatsız olurdum ama ya biz tabii şu an hani bir turist gibi geldiğimiz için mahalleye bizi rahatsız etmedi. Ama belki de burada yaşayanlar için bu ses rahatsız edicidir. Ama öyle çok büyük bir ses yok Enes. Yani içeriği olacak kadar. Bazen olur bence ya. Her taraf yeşillik, otlar. Ya keşke şu çöpler içinde insanlar biraz daha bilinçli olsalar. Ne güzel yeşillik değil mi? Ya burayı temiz baksalar Enes. Mesela buraya şeye gelebilirler pikniğe. Kesinlikle burası. Hatta baksanıza ne kadar güzel. Aile çay bahçesi falan gibi bir yerde olabilir yani. Ama işte milletimiz kıymet bilmiyor, yapacak bir şey yok. Gayet insancıl, herkesin kendi haline takıldığı bir yer. Ağaçlara bakar mısınız, çiçek açmışlar. O kadar hoşuma gidiyor ki gördükçe içime huzur doluyor. Bakalım Fatmeleri bir zarar gelmiş mi? Hiçbir şey de olmamış, oturuyor. Hiçbir şey olmamış, bakın oturuyor. Herkes gerçekten kendi halinde. Memleketimi övmek için, mahalleyi övmek için söylemiyorum. Kötü olsaydı söylerdim. Bakar mısınız? Her tarafta hayvanlar, kuş sesleri. Benim mesela enerjimi yükselten bir mahalle. Bizim evimiz çarşıda. Sürekli korna sesleri, işte bağırışmalar. Burası daha huzurlu. Yani benim elimde olsa belki ben bu mahallede oturmayı daha çok isteyebilirdim. Fatmeyler, bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu Fatmeyler? Genelde bir şey oldu ama sadece bir tanerden bana çok ters baktı giderken. Ters mi baktı? Bir şey olmaz ya. Ben de ona baktım. İyi yaptın. Bakın market var. Diğer başka şey marketi falan da var. Ben yürüme kadar güzel bir şey olmadı. Bakın öyle çok eski binalar yok. Yani şudur herhalde. Eski. Başka da yok. Çok böyle hani müstakil bahçesi olan evler. Şurada market. Şu anda da mahallenin çıkışına doğru gidiyoruz. Farklı bir yerden çıkacağız. Dediğim gibi görün diye. Bakın şok var. Gözyaşlarım sana, sen mi? Gözyaşlarımdan. Daha devamını kaldım. Orasını senin hayal gücüne bırakmışlar.
Mirzan'a hoş geldiniz. Bakın ne kadar düşünceliler. Hoş geldiniz, hani hoş girdiniz. Yazısı da var bakın. Bu da bir düşüncedir yani hani. Yazmaya da bilirler değil mi? Yani yazmaya da bilirler. Onu ben şuradan zor zor gördüm. Ay şükür farklı bir şekilde mi karşılayabilirler? Ben gördüm işte. Az önceki sitelerden mesela şu evler daha pahalı. Öyle mi? Hı-hı. Yukarıda başka bir rezidans var mesela. Orası çok ama daha pahalı. Bunları yeni yapmış, yeni duruyorlar ya. Enes eski, çok az ev var fark ettiniz mi? Bakın adam garaj bile yapmış ya. Burada da kesimler iç içe girmiş. İrem sanki bana... Bak, bu evle bu ev yan yana. Bakın şu mesela şu ev, dışarısı böyle ahşap olan bina. O çok pahalı bir ev. O binada da işte daireler. Çarşıdan daha yüksek. Bir şeyden bahsediyorum. Burada da halk iç içe girmiş. Mesela bak burası. Çok ağaçlara bakar mısınız? O şeymiş, ben ona baktım. Ne? Sahte leylak mı, adi leylak mı, öyle bir şeymiş. Ne kadar güzel. Bakar mısınız her şeyde? Her tarafta çiçekler var. Aynı Trabzon'da da böyle mesela. Trabzon'da mı böyle? Ayakkabıyı çek. Bomba sandım da ayakkabıymış. Bakar mısınız? 1900 mesela şurada 100 oluyor biliyor musun? Trabzon'da böyle bir şey oluyor. Çok yokuşlu bir mahalle. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Yani hani en tehlikeli mahalle bura. Enes en tehlikeli mahalle bizden daha iyi bu arada. En tehlikeli mahalle benim evimin oradan daha güzel. Bu evin bahçesi çok güzel. Ev de güzel. Şöyle göstereyim. Az önce daha pahalı dediğim yer aslında şu binaydı. Eski bir arkadaşım o binada oturduğu için biliyorum. Yani bura arkadaşlar, buranın ilerisi artık başka bir mahalle oluyor. Mirzan olmuyor. Arkadaşlar çarşı kısmına doğru ilerliyoruz. Mahalle o kadardı. Gayet kendi halinde insanların olduğu, çocukların oyun oynadığı, bolca yeşilliğin olduğu bir mahalle. En tepe kısmına çıkmadık. Çok böyle yokuşu vardı. Bir de Fatma'yı yalnız bırakmak istemedik. Arkadaşlar bakın, tehlikeli mahalle dediğimiz Mirzan Mahallesi'nin girişi şurası. Kamerayı ters çevirdiğim zaman arka yolda çarşı dediğimiz Bingöl Merkez. Çok yakın. Gerçekten 3 dakika gibi bir sürede varabiliyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bingöl'le ilgili istediğiniz video içerikleri varsa onları da yazabilirsiniz. Onları da çekerim. Bakın hala yeşillik her taraf. Fatma ile senin düşüncelerin ne mahalle ile ilgili? Biraz daha bağır. Bence bence gayet sakin ve güzel bir mahalle. Ben herhangi sen bir tehlike, gördün mü? Hayır. Sen gördün mü Enes? Gayet sıradan. Evet. En tehlike biziz. Bizdik bu arada. Biraz ön yargılılardı bu arada. Ben bu video fikrini birkaç gün önce Enes'e söylemiştim. Enes de böyle hani saçmalama, İrem inşallah bizi oraya götürmeyeceksin gibi birkaç şey söylemişti. Enes sen biraz ön yargılıydın, doğruyu söyle. Ben bilerek ortamı gerilsin. Heyecan korktu, yalan atıyor şu an. Aynen. Enes sen biraz heyecan yaratmak evet. Bak seni ne kadar iyi, o bile beni daha iyi sanıyor. Videoda hani öyle konuştu ben. Bunlar bence kentsel dönüşüme geçecek. Şu bina eski mesela. Evet, belli. Eski bina sayısı da çok azdı, fark ettiniz mi? Her taraf her taraf yeni binaydı. Sanki o tepelere çıktıktan hepsi eski. Tepelerde biraz eski var ama biz o tam tepeye çıkmadık. Tam tepede mezarlıkların bulunduğu yer var bu arada. Ama bence Bingöl'ün geneli yeni bina. Eski yapı çok var. Çarşıda çok var. Bir şey diyeyim mi? Eski yapı şu anki yeni binalardan daha sağlam. Evet, çarşıda çok var. Çarşıda her taraf dükkan ya, binaların altı. Bak mesela bu mahallede binaların giriş katları dükkan değildi. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hepsi normal böyle apartmandı. Çarşıda dükkanlar olduğu için o eski yapılar daha kolay yıkılamıyorlar. Eski yapıların bir de yapılma
Arkadaşlar gördüğünüz gibi mahalleye olan tehlike durumu aslında ön yargılardan ibaret. Önceki yıllarda vardı evet ama günümüzde artık yok. Yani tevatürle, söylentilerle sabit kaldı. Gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Korkusuzca dolaşabilirsiniz. Oradan eş tutabilirsiniz. Hepsi genellikle böyle siteli evler var zaten. Çarşıya göre de çok daha ucuz. Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir manzaraya karşı videomu bitireceğim. Kanalıma abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın.